Ne yapsak ki? Hep MMORPG olmaz. Başka bir şeylere de bakmak lazım. Yine mobillere bakalım. Tamam, buldum. Mobil, araba ile ilgili bütün oyunlara bakalım. Ama önce aşağıdaki linkten, Discord'dan sese gelebilir. Beraber oyun oynayabiliriz. Sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz. Discord'a mutlaka gelin. Araba oyunu denilince şimdi ne düşünüyoruz? Hem mobil hem yarış olmasına rağmen full araba ile ilgili oyunlar olacak. Bunun ikinci videosunu da çekeceğim. Onda da bütün araçlarla ilgili olacak. Bunda araba sadece. O zaman bakalım neler varmış. Drift Legends 2. Beyler, bu oyun mobil platformda oynanabilen bir drift oyunu. 2021 yılında piyasaya sürülen Drift Legends oyununun devamıdır. Oyun aşırı gerçekçi grafikleri ile bol bol içeriği ile de oyunda tutan bir oynanışa sahiptir. Bu gerçekçi grafikler, bol içerik ve sürükleyici, seni bağlaması özelliği oyunun bel kemiği. Oyunun içinde bir sürü araba var. Aralarından istediğini seçip drift yapmaya başlıyorsun. Oyunda drift ile yarışa da biliyorsun. Oyunda zorluk çeşitlerine göre düzenlenen yarışlar oluyor. Onlara katılabiliyorsun. Serbest sürüş yaparak drift atabiliyorsun. Çeşit çeşit modları var. Serbest şekilde oynadığında oyun becerini arttırıyorsun. İstediğin gibi drift atıp hızlanabiliyorsun. Arabanın kontrollerini öğrenebiliyorsun. Oyunun grafikleri dediğim gibi mobil platform için mükemmel. Arabalar, pistler, hatta çevre detayları falan gerçekçi tasarlanılmış. Oyun araba oyunu olduğu için sesleri de mükemmel. Sesler s**tir deyip atılmamış. Oyunda yapabileceğin bir sürü şey var. Bir sürü araba var. 20'den fazla pist, sürekli olan etkinlikler ve bunların yanında kendi arabanı kişiselleştirerek oyuna daha çok bağlanıyorsun. Yeni başlayanlar için bu oyun sizin için mükemmel bir şey. Yeni başlayanları ezmiyor. Eğitim modu, temel drift teknikleri falan onlara göstermeye çalışıyor oyun. Bu oyun mobil platformda oynanabilecek en iyi drift oyunlarından biri. Gerçekçi grafikleri, bol içeriği ve oyunu öğretmeye çalışması, oyuna bağlaması, oyun oynarken sıkılmamanızı sağlıyor. Vaktiniz iyi geçiyor. Her oyunda olan şeyler bu oyunda da oluyor. Oyun içi satın alımlar ve reklamlar. Ücretsiz her oyunda vardır neredeyse. Bunlardan kaçış yok. Bir dakika, aşağıdan abone olup bildirimleri açıp beğeni attıysan devam edelim. Bir de diğerlerine bakalım. 3D Driving Korea. Güney Kore'nin başkenti Seul'da geçen bir sürü simülasyon oyunu. Ve simülasyon olduğu için her şeyin gerçekçi ve gerçeğe yakın olması lazım. Bu oyun öyle mi? Evet. Oyunun grafikleri ve seçebileceğin araba çokluğu, simülasyon olmasına rağmen yarışlar da var. Rekabetçi yarışları oyunun temeli. Bir sürü seçebileceğin araba arasından birini seçip Seul'da, böyle mi okunuyor bilmiyorum, sokaklarda, otoyollarda sürüş yapıyorsun. Ve istersen de çeşitli zorluk seviyelerine göre düzenlenen yarışlara katılabiliyorsun. Serbest sürüş yaparak da kafana göre kendini geliştirebilir ve diğer oyuncularla yarışabiliyorsun. Oyunun grafikleri mobil platform için gene iyi. Araba ve şehir detayları oldukça gerçekçi bir şekilde tasarlanmış. Gene araba oyunu olduğu için sesleri de iyi. Oyun bol içeriğe sahip. 30'dan fazla araba, 10'dan fazla pist, oyunun hazırladığı etkinlikler bulunuyor. Kendi arabanı kişiselleştirerek oyunu oynayabiliyorsun. Mobil platformda oynanabilecek iyi sürüş simülasyonlu oyunlarından biri. Grafikleri, seçebileceğin araba çokluğu, çeşitli zorluklarla tasarlanmış yarışlar. Bunlar oyundan keyif almanı sağlar. Oyunda olmamasını istediğimiz oyun içi satın alımlar, reklamlar gene var. Yapacak bir şey yok. Tüm özellikleriyle iyi bir sürüş simülasyon oyunu diyebiliriz. Super Rally Evolution. Bu oyun mobilde geçen bir rally oyunu. Grafikleri, araba çeşitliliği ve yarışları en önemli özellikleri. Bir sürü araba arasından birini seçip rally yarışlarına katılıyorsun. Gene bir sürü zorluk seviyesine göre düzenlenen yarışlara katılabiliyorsun. Serbest sürüş yaparak becerilerini geliştirebiliyorsun. Diğer oyuncularla da oynayabiliyorsun. Grafikleri mobil için iyi. Araba ve pist çevre detayları gerçekçi bir şekilde yapılmış. Oyunun sesleri de iyi. Oyunun içinde 50'den fazla araba, 20'den fazla pist, bir sürü etkinlik bulunuyor. Gene kendi arabanı kişiselleştirip oynayabiliyorsun. Yeni başlayanlar için bu oyun destekte oluyor. Eğitim modu veya da temel rally tekniklerini gösteriyor. Rally oyunu arıyorsan mobilde bulabileceğin birkaç seçenekten biri bu oyun. Grafiklere, araba çeşitliliği, yarışlar oyunu keyifli hale getiriyor. Oyun içi satın alımlar ve reklamlar mevcut. Bedava oyunlarda bu paket olarak geliyor zaten. Bunlarla beraber kendi cihazında, telefonunda oynayabileceğin, eğlenebileceğin bir rally oyunu. Rally One Race to Glory. Mobilde oynanan bir rally oyunu. 2023 yılında piyasaya sürüldü. Yeni daha. Grafikleri iyi. Araba çeşitliliği bol. Yarışlara katılabiliyorsun. Çeşitli arabalar arasından seçim yapıyorsun ve rally yarışlarına katılabiliyorsun. Gene farklı zorluk seviyeleri var. Kendine göre bir yarışa katılabiliyorsun. Serbest sürüş yapabiliyorsun.
yapabiliyorsun. Diğer oyuncularla oynayabiliyorsun. Mobil platform için grafikleri iyi. Çevre detayları komple bakacak olursak iyi duruyor. Sesleri de iyi. 50'den fazla araba, 20'den fazla pist ve bol etkinlik var. Bu oyunda da arabalarını gene kişiselleştirebiliyorsun. Kendine göre özelleştirebiliyorsun. Bu şekilde de oynayabiliyorsun. Yeni başlayanlar için eğitim modu var. Temelde ne yapacağını gösteriyor. Kötü yanları olmazsa olmaz paketler, oyun içi satın alımı ve reklamlar mevcut. Toplamına bakarsak eğlenebileceğin mobilde rally oyunları arasında seçeneklerden biri bu da. Buna da bir bakabilirsin öbürkü oyuna baktıysan. 3D Car Series, Pusu Games tarafından geliştirilen bir mobil Android oyundur. Özgürce dolaşabildiğin, görsel olarak ayrıntılı bir şekilde yapılmış açık dünyada sürücü olduğun ve becerilerini geliştirebileceğin, test edebileceğin ücretsiz bir simülasyon oyunu. Oyundaki tüm arabalar kendine özgü, yol tutuşu ve performans özelliklerine sahip. Arabalarını modifiye edebiliyorsun, diğer oyunlar gibi değil. Modifiye ediyor biliyorsun, boya renkleri, jantlar ve diğer aksamlarında arabanın kendi zevkine göre özelleştirebiliyorsun. Oyunda serbest dolaşabiliyorsun. Açık dünyada istediğin gibi takılabiliyorsun. Burada ne varmış, şurada ne varmış, istediğin yarışa katılabiliyorsun zorluklarına göre. Kaymalar, park etmeler, bunları da oyunun içinde yapabiliyorsun. Oyun çevrim içi bu arada. En yüksek puanlara sahip olanları gösteriyor. Liderlik tabloları, klanlar var. Klana katılıp diğer oyuncularla kanka olabiliyorsun. Etkinlikler oluyor özel zamanlarda. Ödüller, ödüller kazanabiliyorsun. Bu oyun sizi bağımlı yapabilir çünkü açık dünya GTA gibi takıldığın hem de sürüş yapabildiğin bir simülasyon oyunu. Tekrarlayıcı, sıkıcı olabilir bir zamandan sonra. Aynı şeylere bin in sür, bin in sür. Bir de oyunun kontrolleri bazı oyuncular için zor olabilir. Genelinde oyun diğer arabalı oyunlarından ayrılıyor. Açık dünya var, GTA gibi takılıyorsun, arabanı modifiye edebiliyorsun ve gerçekçi bir simülasyon oyunu. Car Crash Club Russia. Oyunun ismine bakın. Rus kafasıyla konulmuş galiba bunun ismi. Anlayan anladı. 2023 yılında piyasaya sürülen bir mobil yarış oyunu. Sonunda bir yarış oyunu adam akıllı. Rusya'da geçen hızlı tempolu çarpışma yarışlarına odaklanan bir oyun. Arcade yarış oyunu. Kapışıyorsunuz. Bir sürü araba arasında seçim yapıyorsun ve bunları kişiselleştirebiliyorsun. Renk, jant, motor ve daha fazlasını kendi istediğin şekilde özelleştirebiliyorsun. Farklı çarpışma modları var. Bu çarpışmalar yarışma aslında. Yarışırken de çarpışabiliyorsun. Çarpışırken de adamları etkisiz hale getiriyorsun. Klasik çarpışma yarışları, zamana karşı yarışlar, çok oyunculu modlar bulunuyor. Grafikleri, oynanışı ve çeşitliliği, farklılığı beraber eğlenceli bir arcade yarış oyunudur. Hem yeni başlayanlar için hem deneyimli oyuncular için uygundur. 3D grafiklere sahip, araba ve çevre detayları gerçekçi bir şekilde tasarlanmış. Sesleri de iyi sayılır. Bu oyun türünün klasikleri sıkıcı olabilir, tekrarlayıcı olabilir belli bir zaman sonra ve bazı oyuncular kontrolleri zor bulabilir. Mobil platformunda denenmesi gereken bir oyundur. Bu türde bir oyun arıyorsanız mutlaka deneyin. Track and Burn. Tayasui tarafından geliştirilen bir mobil yarış oyunudur. Ücretsiz şekilde bu oyunda oyuncular farklı pistlerde yarışabiliyorlar. Oyunun grafikleri iyi. Bir sürü arabalarla oynayabiliyorsun ve zor oynanışa sahip. Rekabetçi bu yönüyle. Farklı pistlerde yarışıyorsun. Bu oyunda amaç yarışı birinci bitirmektir. Diğer oyunlar gibi vurma, kırma, drift atayım yok. Rakiplerini geçmek ve avantaj elde etmek için drift yapabilirsin. Ödül kazanmak için etkinlikler var. Kontrolleri aşırı iyi. Direksiyonda olduğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Ücretsiz bir şekilde oynamanız da artısı. Kötü özelliklerinden biri sıkıcı olabilir bir zaman sonra. Kontrolleri bazı oyuncular için zor olabilir. Ama zorlayıcı bir yarış oyunu, türüne göre denenebilecek oyun. Test etmeye, denemeye değer. Monster Truck Simulator. Büyük canavar kamyonları kullandığınız, kontrol ettiğiniz, değişik hareketler yaptığınız, atlamalar yaptığınız bir sürüş oyunu. Oyunun grafikleri ve çeşitli kamyonların olması zor oynanışı sayesinde öne çıkıyor. Farklı pistlerde farklı canavar kamyonlarla yarışabilir, atlamalar, taklalar, farklı farklı hareketler yapabiliyorsun. Sınırlarını zorlayabiliyorsun. Kamyonunu istediğin gibi kişiselleştirebiliyorsun. Boya işleri, tekerlekler, süspansiyonlar, her şeyini yükseltip değiştirebiliyorsun. Gene kontrolleri o kamyonu hissetmeni sağlayacak zorlayıcı bir kontrolü var. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğin bir oyun. Bu oyun türünde paket program gelen sıkıcılık ya da oyuncuya kontrolleri zor gelmesi gibi özellikleri gene var. Bu türde bakılabilecek bir oyun. Denenebilecek, kesinlikle denemeye değer. Aha,
Gene drift oyunu. Drift Brazil. Nasıl okunuyorsa. Rebai Zados Elite Brazil tarafından geliştirilen. 2023 yılında piyasaya sürülen bir mobil araba yarış oyunu. Yarış oyunu güzel. Brezilya'da geçiyor. Allah Allah nasıl lan? Brezilya'da nasıl geçer ama? Drift yapmaya odaklı, yarışlara da odaklanan bir arcade yarış oyunudur beyler. Bir sürü araba arasında seçim yapabilir, bunları özelliklerini değiştirebilirsiniz. Arabanı istediğin gibi renk, jant, motor, bir sürü özelliğini modifiye edebiliyorsun. Drift modları bir sürü var. Klasik modlar, zamana karşı modlar ve çok oyunculu modlar gibi böyle modları var. Grafikleri iyi, oynanışı ve çeşitliliği saran bir arcade yarış oyunu. Hem yeni başlayanlara göre hem de tecrübeli oyuncular için. 3 boyutlu grafiklere sahip ve araba çevre detayları gerçekçi bir şekilde tasarlanmış. Sesleri de iyi. Bu oyunda da tekrarlayıcı olma sorunu olabilir. Birkaç zaman sonra sıkılabilir. Kontrolleri bazı oyunculara zor gelebilir. Kesinlikle denemeye değer. Hem yeni başlayanlar için öğretici olması hem de arcade bir drift yarış oyunu olması oyunu denemeye itiyor insana. Böyle videoların devamını istiyorsan aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni de atın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.